أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ابن هبان El-Musnad-ı Sahih Alet-Tekasim Vel-Enva' adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. İbn-i İbban bu kitabını kısımlar üzere oluşturmuş. Kısımların da altında çeşitler oluşturmuş. Hadisleri bu çeşitlerin altında veriyor. Dolayısıyla her bir hadisi verdiğinde biz onun ait olduğu kısmı ve bağlı bulunduğu çeşidi görerek okuyoruz. Maksadı bu şekilde hadis ile fıkıh arasında sıkı bir köprü oluşturmak ve amele dönüştüğü yerde hadisleri okuyucusuna doğru takdim etmek. Bu sebeple farklı, bambaşka, diğer hadis koleksiyonlarında görmediğimiz bir biçim oluşturmuş, bir yapı, bir omurga oluşturmuş. Bunlar 5 kısım emirler. Yasaklar, bunları şekil halinde böyle, emirler, yasaklar, haberler, mübahlar ve fiiller olmak üzere. Bunları puzzle halinde sunduk ki yapboz, yani kendi içlerinde bunlar belli bir uyum, sünnet, belli bir yeknesaklık içerisinde. Biz emirleri okuduk. 110 çeşit vardı içerisinde, 2000'e yakın hadis vardı. Nehileri de okuduk, yine orada da 110 çeşit vardı, 1000'e yakın hadis vardı. Haberlerdeyiz şu anda. 80 çeşit var, biz bunlardan epey bir zamandır 8. çeşitteyiz. Hocam, tür olarak hangi tür hadislere giriyor? Sünen mi, cami mi? İşte bu bambaşka dediğimiz, ne sünen tarzı bir kitaptır. Ki sünenlerde fıkhi başlıklar altında hadisler sunulur. Yine benzese benzese en çok sıhhaha benziyor, sahihlere benziyor. Çünkü kitaba sahih dışında hadis almama esasıyla. Ama yapı olarak sahihlere yine benzemiyor. Çünkü sahihlerde tamam sahih dışında hadis almama ilkesi var ama yine konu başlıkları altında verilir. Mesela Buhari'nin sahihinde olduğu gibi. Bu yönüyle sahihlere benzerken sahih hadis anlaması bakımından ama yapısı itibariyle sahihlerle hiç alakası yok. Yapısal kurgu taksimata bağlı yapılmış. İşte 5 kısım. Emirler, emir içeren hadisleri emirlerde toplamak üzere. Nehiler, nehi içeren hadisleri nehilerde toplamak üzere. Konusu ne olursa olsun. Neyi yasaklıyor, yani neyi emrediyor, hiç önemli değil. Emirse emirlerde bulunacak, yasaksa yasaklarda. İçinde bir haber ifade ediyorsa, ister geçmişle, ister gelecekle, ister hali hazırdaki günüyle ilgili olarak, mesela şu an arkadaşlarıyla ilgili Resulullah'ın konuştuğu ifadeler haber veriyor onlar hakkında. Bunların hepsi de haberlerde bulunacak. İbn-i İbban'ın kafasındaki tasarım bu. Sonra dördüncüsü, İbahat, mübahları bildiren hadisler, bir şeyin yapılmasında sakınca olmadığını belirten hadisleri orada toplamayı esas almış. Buna da ibahat diyor, orada mübah bildiren her türlü hadise yer vermiş. Sakıncasız olduğu anlaşılan, ister doğrudan söylemiyle, ister ses çıkarmayarak, hangi vecihle olursa olsun, Resulullah'ın hayatında sakıncasız görülen şeyleri topladığı bir yer ve son olarak fiiller, Resulullah'ın davranışları, eylemleri, bir hareketi, davranışı, eylem planında
bunu içeren hadis varsa onlar da fiillerde toplanmış. Böylece 5 kısım. Ama bunları öyle emirler deyince hemen emirler baştan yukarı bütün hadisler gelmiyor. Onlara da çeşitler başlıyor bu kez. Ve emirler altında 110 tane çeşit okuduk. 110 farklı çeşit emir çeşidi. Orada da konu yoktu. Orada da yine formüller vardı. İşte erkekleri ilgilendiren, kadınları ilgilendirmeyen, kadınları ilgilendiren, erkekleri ilgilendirmeyen. İşte bazı zamanlarda olan. Ya biz 2-3 tanesini sayamayız şimdi peş peşe ama orada 110 tane farklı emir çeşidi okuduk. Merak edenler gidip bakabilirler. Yine 110 tane çeşit nehi çeşidi vardı, yasaklama çeşidi vardı. Ve şu anda 80 tane haber çeşidinden 8.sindeyiz. 8.sinin başlığı ne? Yine konudan bağımsız, formüle dayanan bir başlık. İhbaruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın haber vermesi an menakibis sahabeti. Sahabelerin menakibinden, onların hayatlarındaki davranışlarından vesaire. Ricalihim nise ve nisaihim. Erkeğiyle kadınıyla. Ama bi zikri esmaihim. Adlarını vererek. Şimdi burada adlarını vererek dedi ya, başka bir yerde, başka bir çeşit başlığında adını vermediklerini ayrıca bir çeşit yapacaktır. Resulullah adını vermeksizin kendi zamanındaki bir sahabisinden bahsediyor. O hadisler oradadır. Burada adıyla sanıyla olanların bulunduğu yerdeyiz şu anda. Bir zikri esma, evet bu kadar geldi. Rıdvanullahi aleyhim ecmain, Allah onların hepsinden razı olsun. Böyle bu kadar. Daha ne kadar var? Oo, daha gidiyor. Evet, hala gidiyor. Şuralara bir yere kadar geldi. Yani bu şekilde apayrı bir tasarım benim bildiğim yok. Evet, o yüzden merhum Ahmet Muhammed Şakir, yani kitabun muhtara diyor. Yani ihtira, icat ya, böyle olmadık bir şey yapma. O da öyle bir kitap. Fakat tutmamış tabii. Yani doğumundan yaklaşık bir 300 sene sonra falan kaybolmaya yüz tutmuş. Artık öğrencilerin elinde ender, pek bulunmayan bir kitap. Neden? Çünkü kimsenin işine yaramıyor. Vaaz yapacak olsan hadis bulamazsın burada yani. Bu akşam namazla ilgili bir vaazım var, namazla ilgili hadisleri okuyayım desen burada bulamazsın. Bir tane bulsan bir sonraki namaz değildir. İşine yaramaz. Öğrenci konu başlıkları, ödev yapacak olsan yaramaz. Dolayısıyla artık nadirata dönmüş 700'lü yıllarda. O zamanlar Mısır'da İbni Balaban diye bir hadis alimi, ben bu kitaba bir iyilik yapayım da konu başlıkları altına hadislerini toplayayım demiş. Ve el ihsan dediğimiz iyilik, iyiliğini yapmış şeye. O kitap duruyor hocam, muharebeştirmiş. He? O kitap duruyor mu? Oo, her tarafta. Tabii bundan daha yaygın. Yani biz bunu tahkik edinceye kadar her taraf El İhsan'dı. İbn-i İbban'ın sahihi diye El İhsan biliniyordu. Yani İbn-i Balaban'ın tertibi, sıralaması üzerinde İbn-i İbban'ın sahihi diye yazıyordu. Halbuki aslında El İhsan o. İyilik. Bunu konuşunca o zamanlar işte Mehmet Görmez, şimdi Diyanet İşleri Başkanı hocamız, ya iyilik yap, şey, gölge yapma, başka ihsan istemez şeyini hatırlatıyor dedi. Yani biraz gölge yapmış gibi kitabın, çünkü kendisini tamamen piyasadan kaldırmış ondan sonra. Belki öyle olaydı yine yani can çekişirdi ama en azından hayatiyeti devam ederdi. Dönüştürünce herkes hemen tamam, hadisler orada var nasıl olsa, İbn-i İbban'ın yapısı mı? Aman zaten anlaşılmıyor, ne yaptığı belli değil diye kurtulmuşlar adeta şeyden, Ettekasim'den. 700'lerden bugünlere gelinceye kadar neredeyse sahada yok kitap. Biz hocamla birlikte farklı 9 yazması üzerinden, ki bu yazmalar kitabın farklı farklı yerlerini kapatıyor.
Hiçbiri tam yazma değil. Yani bir yazma buradan, bir yazma buradan, bir yazma buradan, bir yazma buradan. Kitabı tamamen kapatıyor mu derseniz neredeyse diyeceğim. Çünkü 200 hadislik bir alan boşluk alıyor. Biz o alanın boş kaldığını nereden biliyoruz? İhsandan biliyoruz. Evet. Çünkü İhsan'ın bütün hadislerini düşünce şeyden, el yazmalardan 200'e yakın hadis kaldı elimizde. Çeşit başlıklarını biliyoruz. O arada olması gereken çeşit başlıklarını. Çünkü girişte veriyor İbn-i İbban. Bir kaldı geriye elimizdeki bu hadisleri o çeşit başlıklarına yerleştirmek. Onu nasıl yaptık? Onu da şey yöntemiyle. Şimdi ben uzun yıllar halıcıda çalıştım. Eskici, eski halı falan. Orada mesela bir eski halı diyelim bir yeri gitmiş böyle. Orayı böyle hemen şey kurar oraya, saçaklarını çıkartır. Güzel. Sonra genel motifin, çünkü illaki bir ahenk vardır bu. Genel motifin üzerinden yürüyerek orayı böyle tamamlar. Yeniliğinden gayrı hiçbir şey ayırt edemezsin. O yeniliğini de biraz eskitir şöyle. Tamam, sana gönderdiğinde şey yapılmıştır. Hakikaten görünce insan inanamıyor. Nasıl burası kapanmış böyle. Biz o 200 tane hadisi dediğim gibi diğerlerini düştük. Sonra hangi çeşitlere gireceğini onların düşündük. Ve ondan sonra da İbn-i İbban'ın normalde yaptığı sıralama. Mesela ilk bab şeyden sonra, Nevi başlığından sonra, Nevi'den sonra ilk verdiği hadislerde mesela zikir başlığı koymaz. Zikirsiz olanları hemen götürdük yerlerine koyduk zaten. Evet. İlk önce şeyleri verir. En sahih olanları, en kısa, az öz olan hadisleri verir. Aşağı doğru detaylandırır, tartışır konuyu falan. Zaten o başlıklarda tartışmalı yürüdüğü yerde hiç zorlanmadık zaten. Çünkü öncesine atıfta bulunuyor. Böylece o 200 hadisi yerleştirdik. Fakat bir kusurumuz oldu. Bunu söylemedik. Yani burada söylüyorum şu anda. Yani bunu muğlak bıraktık. Yani hocam şöyle dedi. 7200 tane hadis. Hatta 7200 bizim sayımımızda tabii İbn Takasim'den fazla hadisler de çıktı İhsan'dan. Bir yani 150 kadar İhsan'dan daha fazla hadis de çıktı. Hayır. Demek ki Balaban harmanlarken konularına falan derken artık o yani Hicri 700'lerde fişleyerek mi yaptı? Fişleyerek mi yaptı? Nasıl yaptı? Ara o düşürmüş aradan. Dolayısıyla biz Balaban'dan İbn-i İbban'a, İbn-i İbban'dan Balaban'a çarpaz indeksimiz var kitabın sonunda. Oradan gidip baktığınızda bazı hadislerin İbn-i İbban'dan Balaban'a karşılıklarını bulamazsınız. Yok. Çünkü İbn-i İbban'da o hadisler yok. Hocam dedi ki yani 7600 hadisin içerisinde 200 tanesi dedi şimdi milletin midesi bulanır. Hani kitabın tamamı tahkik edilememiş gibi anlaşılır. Orasını tedlis yaptık. Yani ne yalan söyledik ne de o kısmıyla alakalı açıklıkta bu. Bazıları bana yazdılar. Bir iki kişi Kudüs'ten yazdı bu işi iyi bilen. Tahkiki çok iyi beğendiklerini fakat bir şeyi merak ettiklerini. El yazmalar bütün hepsini kapatıyor muydu? Çünkü okuyor bizim girişimizi. Ona dair sadra şifa bir cevap bulamıyor tabii. Bir sürü yazmalar tanıtıyoruz, şey diyoruz. Ama tam fakat biraz daha açık göz olanlar daha onlar o yeri tespit ettiler. Onu nereden tespit ettiler? O da şöyle, biz yazmalarda en küçük farklılıkları bu dipnotlara yansıtıyoruz. Mesela şu dipnotlarda bazen bu dipnotlar şöyle olur, bazen azalır, bazen çoğalır. Yazmalardan birinde farklılık varsa hemen aşağıda B'de burası böyledir, C'de burası böyledir. Dal semboller vermişiz yazmalara. Dal nüshasında burası böyle, B nüshasında burası böyle. Bütün yazmalar beraber yürüyor. Çünkü bir de kesiştikleri yerler var yazmaların. Önemli oranda kesiştikleri yerler de var. Öyle birinin bittiği yerden diğeri başlamıyor. Dolayısıyla buralarda habire en çok buraların kalın olduğu yerler yazmaların en çok kesiştiği yerlerdir. Çünkü bir yazmada orada kale vardır, öteki yazmada orası bir kelimenin biri hafif yanlış yazılmıştır falan. Peki yazmanın olmadığı yer nasıldır? Burada neredeyse hadislerin Buhari Müslim kaynakları dışında
bir şey bulamazsınız. Onu da tabii bütün ciltleri elden geçirip o aşağıdan bakarsanız simgelerin dal, B vesairenin yazmadığı yerde demek ki burada bu 200 hadisin olduğu yer burası. O da yani kaç sayfadır? Sayfada 2 hadis olsa ortalama bir 100 sayfalık bir şeydir demek ki toplamda. Peki efendim. Bu balabanlık yine kaç kişi bu? Aynısı 2 kadar mı yoksa daha mı? Şimdi cilt mevzu yayıncının işi. Hayır, cilt demek istediğim yani daha yani daha şimdi bak işte onu teferruatı ile ilişkilendirdiğinden söylüyorum. Şimdi bu kitabın tahkikinde bilgisayar tarafında ben rol aldım. Yazma tarafında hocam rol aldı. Ve toplamda 12'ye yakın 12 yıl çalıştık. Benim tahkik ettiğim haliyle kitap 18 cilt olarak tahkik ettim. 18 cilt. Bunu nasıl yaptım? İşte kütüphaneyi bir gezdim şöyle. Kitaplar ortalama her bir cilt kaç sayfa? 300 olanlar da vardı ama ince geldi onlar. İşte 400-450 mutedil. 500 olanlar 550 bayağı kalın. O kitap taşımıyor artık cildi bozar diye. Madem yapıyoruz en mutedil olsun. 450'yi esas almıştım ben. Ve 18 ciltlik bir şey çıkmıştı. Biz yayıncıya gönderdik. Yayıncı dedi ki olmaz. Biz bunu 18 cilt olarak basmayacağız. Ne yapacağız? Dedi ki biz kalınlaştıracağız. En aşağısı 500-600 sayfa. 700-800 bile olabilir sayfalar. Ya dedim nasıl olacak böyle böyle kitap? O sen eskiden de dedi. Senin o dedin kağıtlar kalın. Şimdi dedi öyle ince kağıtlar kullanıyoruz ki. Mesela işte bunlar gibi. Dedim kağıt ince olursa arkasını gösterir. Yok dedi hem ince hem göstermiyor yeni kağıt. Gerçi göstermiyor dedi ama ben zaman zaman arkayı görüyorum yani. Ve beni rahatsız ediyor. Dolayısıyla adam o 18 cildi düşürdü 8 cilde. 700-800'e çıkarınca sayfaları tamamıyla yarı yarıya ciltleri düşürdü. İbn-i İbban hali eski basım olduğu için o da 18 cilt. Ama yani İhsan 18 cilt, Tekasim 8 ciltten bakarsanız şey gibi olur. Yani orası daha teferruatlı, burada daha az hadis var gibi olur. Halbuki burada daha çok hadis var. Hocam kitabın fakültelerdeki durumu nasıl? Kaynak olarak esas alınmaya başladınız? Bütün kütüphanelerde var. Yani İbn-i bana müracaat eden, orijinal haliyle görmek isteyenler bakarlar. Ama kaynak vermek isteyenler hala eski alışkanlığını sürdürüyorlar. Çünkü bugünkü bilgisayar programlarında şurada burada hep o yerini aldı. İhsan aldı. İbn-i İbban'ın sahihi diye o yer aldı. Belli bir standartlar oluştu yani orada. Dolayısıyla İhsan'ın 6. cildi, İbn-i İbban'ın 6. cildi deyince insanlar biliyorlar nerede ve o kitap daha yaygın tabii şeyde. Bu bizimki meraklısına, İbn-i İbban'ın tertibine odaklanmak isteyenlere vesaire. Yani şimdi İbn-i İbban'ın tertibine en çok siz tanıksınız. Yani dünyada başka yerde uzun yıllardır böyle okunduğunu sanmıyorum. Biz daha yayınlanmadan da okuduk çünkü burada. Onların eline bile geçmedi. Diğer yandan cumartesileri Buhari'yi de okuyoruz. Şimdi ben İbn-i İbban'ı okurken rahat okuyorum. Buhari'yi okurken çok zorlanıyorum. Yani hep aynı hadisi okumaktan çünkü bütün mükerrerler yani konu başlığı altında olduğu için hadisler o konu altındaki bütün hadisleri farklı tariklerini de vermek istediğinden haklı hadisçi olarak kendisine ulaşan bütün tarikler değerli. Tekrar tekrar hadis okuyoruz orada. Bir bahanesi de olsun diye İmam Buhari ufak tefek bab başlarında böyle bahanelerle bab başlığı oluşturup aynı hadisi veriyor aslında. Bir iki kelime değişiyor. Bazen üst üste okuduğumda ben orada insanların artık uyumaya başladığını, yorulduğunu yani İmam Buhari'de işte 7000 hadis var, 5000 hadis var. Bu rakamlar şey rakamlar. Bunların tekrarlarını çıktığınızda yani düşer bu ta 4000'lere. Biraz daha ciddi tekrarlarını çıkarsanız var ya 2500'lere kadar da düşer yani. Bazıları derse de gelmiyor hocam. Tabii yani adam diyor ki koca derste 45 dakika hadis dinledim. 10 tane hadis, 15 tane hadis hep aynı hadis okundu. Döndü dolaştı. O yorucu oluyor. Aynı tekrarlar İbn-i İbban'da da var.
Nitekim burada da 7500 hadis var. Yani benim tahminim hadis, toplam elimizde hadis olarak sahihlerin aslında rakamı standart 2000 civarındadır. Hasenlerle birlikte bu oluyor 4000 civarında. Tekrarlarla birlikte İbn-i İban'daki gibi oluyor 7600. Buhari'nin ezberlediği 7600. Buhari'nin bunda atfedilen o yüz binlerce hadis nereden çıkıyor? Kim nereden çıkarıyorsa onlar göstersinler. Yani kim 600 binler falan, kim söylüyorsa bunu, o da bir rivayettir sonuçta, onlar göstersinler. Ama ne yazık ki bazı vaizlerimiz, bunlar hoşuna gidiyor böyle söylentileri. Alıyorlar işte İmam Buhari ne kadar büyük, 600 bin falan. Ya mübarek adam, bir insanı yüceltmek için bile yalan söylenemez. İmam Buhari nerede bunu söylüyor? Hangi kitabında söylüyor? Efendim falanca yerde filanca yerde bir söylenti. Senet yok, sepet yok, biri birinden öyle bir anekdot gibi bulunduğu. Şimdi böyle bir şeye itimat ederek siz bunu yapacak olursanız İmam Buhari'yi karalamayı, birileri de Hazreti Mesih'e Allah'ın oğlu dedirtiyor. Ve onun üzerinden bunu dünyanın en büyük dini olarak üstelik yaygınlıkta bu. Şimdi siz de Hazreti Mesih hakkında böyle deniyor diye karalayacak mısınız? Yani Allah Azze ve Celle diyor ki فَتَبَيَّنُوا araştırın اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ bir kavme isabet edersiniz, adamın hakkına girersin bilmeden, işin künhüne ermeden, ama Allah Azze ve Celle فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ sizi bu yaptığınızdan pişman eder. Öyle basit bir şey değil. Kolay kolay onu diline al, sen oradan sonra aynı şeyi söyle. اِتَّلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ dilinizde alıyordunuz, kolay sayıyordunuz bir insan hakkındaki şey, ama bu Allah katında muazzam bir şey. Böyle bir yalanı yaymaya ne gerek var? Efendim o çok büyük bir hadisi olabilir, iyi bir insan, iyi bir rivayetçi olabilir, ama bunu mübalağalı sayılarla ifade ederek bu sefer doğruyu gölgelemeye başlıyorsunuz. Adam bir de kalkıyor, sayıyor hadislerden bilmem ne yapıyor, ya buna ömür bile yetmez falan diyor. İyi de hiçbir rivayete itibar etmeyen sen bu adam hakkındaki bir rivayet üzerinden adamı müfteri ilan ediyorsun. Hangi tutarlılık, hangi tutarsızlık seninki? Önce o dediğin rivayetin, yaptığın kaydın başından sonuna kadar bir kaynağını gösterdi ki falanca yerde Buhari böyle söylüyor. Bu kaynağa dayanarak ben şimdi Buhari'yi karalayacağım. Hocam ne diyorlar? Kitabın ön sözünde diyorlar, daha kötüsü, Buhari'nin kitabının ön sözünde 600 bin hadisi var diye söylüyorlar. Biriyle tartıştım da, yani bir resmini yolla da bir göreyim dedim. Evet, yani üstün körü olunca, ben her zaman söylüyorum, sığ, yüzeyde takılanlar oltaya takılırlar. Bu böyledir. Yani sadece dini alanda da değil. Başka bir alan diye düşünün mesela. Böyle yüzeysel bilgilerle iş yapan adam başına her türlü sakatlık gelir. Her türlü aldatan kimsenin aldatmasına uğrayabilir. Esaslı konuya hakim değilse o zaman aldanır. Bunu herkes biliyor aslında. Ben o işleri iyi bilmiyorum diye bir yere gidecekse ya beni kandırırlar orada. Ben o işleri bilmediği zaman az bilginin, eksik bilginin yanılmaya yol açacağını biliyor ya aslında. Ama dini sahaya gelince hiçbir şey bilmeden üstün körü ama her şeyi bilme iddiasına, en iyisini bilme iddiasına giriyor. Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir tutarsızlık? Bir araştır, bir ciddiye al, vakit harca. Bilene sor. Bilene sor, tefekkür et. Daha üstün körü öyle, işte bu sığ yüzeyde takılma, bunlar avlanıyorlar. Biliyor bir kesim böyle ortalıkta yüzeyde takılan, bu işe çok fazla vakit ayırmadan dinin de en inkralını onlar yapacağı, bakmışsın ne kılığıyla, ne kıyafetiyle, ne diniyle, ne dindarlığıyla, alakasız, yani bağışlayın, namaz bile yok. Ama Kur'an'da tesettür var mı yok mu o biliyor. Siz bilemezsiniz. Namaz var mı yok mu? Namaz var mı yok mu o biliyor. Neyse, gelelim konumuza. 8. nevideyiz. İhbar kısmının en son kaldığımız hadis 3423 nolu hadis.
Zikrul Beyani açıklayan bir hadis. Bi enne Bilalen, Bilal'in kâne la tusibuhu hâletu hadesin, ona hades hali isabet etmezmiş ki, yani abdest bozma, illa tavadda'a, illa ki peşi sıra abdest alırmış. Bi akibiha, ardından ve salla, ve bir namaz kılarmış. Bu öyle sufilerin iddia ettikleri türden abartılı bir şey değil. Normal yani, bunu mevcut şeyde de pek çok insan uygulayabiliyor. Yani abdest saldıktan sonra el yıkamayı nasıl şey yapıyorsa, abdest almayı da şey yapabilir. Hemen oracıkta iki rekatta namaz kılmak, hele Bilal radıyallahu anh'ın yaşadığı zamanlarda gayet mümkün olan bir şey. Bizim için de mümkün. Çünkü bu bahsettiği o iki rekatlık namaz şey namazı değil, vakit namazı değil yani. Şey namaz olarak kılıyor, nafile namaz olarak kılıyor. Resulullah bu tür nafile namazları binekte bile şey diyordu. Biz bunu mesela ihmal etmişiz. Niye böyle otobüste durduğumuzda birilerinin en azından böyle 3-5'i namaz kıldığını görmeyelim ki? Resulullah bineği üzerinde namaz kıldığını tanık olan nice anlatımlar var. Yönü Kabe'ye doğru da değil yani, istikamet de önemli değil. Namaz kılıyor. Biz de bunu şey yapabiliriz, uygulayabiliriz, çoğaltabiliriz ve bunun o esnada oluşturduğu, etrafta oluşturduğu pozitif çekim alanı da bizim namazımızın bir de şeyi olur, bereketi olur. Birileri göz ucuyla bu ne yapıyor falan diyecek. Ha, namaz kılıyor. Yani uçakta olur, başka yerde olur. Ben bu sünnetin çoğaltılmasını, yaygınlaştırılmasını ümit ediyorum. Bu da ancak Resulullah'a göre göre olur. İşte hadisler bize Resulullah'ı gösterir. Görünce onu binek üzerinde namaz kılarken insanlar buradan ibret alırlar. Hazreti Bilal de radıyallahu anh böyle abdestini alıp namazını iki rekat namaz kılabiliyormuş. Bunu alışkanlık haline getirmiş. Ya gözünün kalelerinde başınıza bir olay geldi mi, namaz kılalım dediğinde otobüsü şoförün en çok sevdiği o. Otobüste kılsan, kendisi alakası yok ama hemen onu söylüyor. Yani siz ondan, siz orada müşterisiniz. Siz ondan bunun vakit namazı olduğunu, farz namaz olduğunu, inmek durumunda olduğunu. Zaten bu yani öyle bir namaz ki günün içerisindeki kısmıyla 3 kere geliyor. Yani bu hacetlere de gelir aslında. Yani illaki bugün 3 saat, 2 saat. Ben yaşamadım öyle bir şey. Belki çok eskiden çok daha uzun süreli araba sürmeleri vardıysa 4 saat, 5 saat hiç durdurmadan 6 saat. Şimdilerde zaten mümkün değil o. Yani 3 saat 4 oldum bir defa illaki durmak zorunda. O arada da zaten geliyor bende vakitler. Yani öğlen de gelir, ikindi de gelir, akşam da gelir. Evet. Ama illa mesela akşam gibi vakit yasıyla belki akşamda o şey olabilir. Bunu da yani hani illa herkes cem yapmak zorunda değil. Adam vaktinde kılmak istiyorsa o da durmak zorunda. Durmuyorsa o zaman siz bunu o firmayla seyahat etmeyeceksiniz. Siz de sizin gibilerin bu anlamdaki bu yaklaşımı ticari olarak ona yansıdı mı vallahi bir de ayağınıza kırmızı halı serer. İyi mescidi olan yerde durur. Öteki adam durulması için mescit yapar. Nitekim bunlar oldu. Eskiden yani duraklarda böyle en şaşalı duraklarda bile mescit yok olmadığı yıllarda. Şimdi adam en gözüken yerine koyuyor böyle. Hem de kubbeli falan yapıyor ki yani o müşteriyi de kapsın, ötekini de kapsın. Demek ki bu arz taleple ilgili bir şey. Orada artık daruratu tubihul makbuhat. Yani uçakta olduğunuz zaman Resulullah bunu böyle de kılmış. Yani nafile de kıldığı şekliyle deyip farzı da ona benzeterek zaruret dolayısıyla olabilir. Cem edilebilir. Tabi cem'i uygulaması daha rahat. Çünkü sünnette noktasal da olsa var. Böyle yaygın asla yok. Noktasal var. Böyle bir yani minik bir örnekleme şeklinde. Hac örneğinde var. Orada sefer hali diyebilirsiniz. Ama Medine'de her koşullar normalken de var. Ama elimizdeki rivayet bir kerecik görüyoruz. Böyle yaygın bir durumda habire vakitler üçe düşmüş neredeyse. O gün şöyle böyle bir şey görmüyoruz. Ama noktasal da olsa. Demek ki o oranı koruyabildiğimiz takdirde
bizler de uygulayabiliriz ama oranı kaçırırsak böyle Şii kardeşlerimizde olduğu gibi böyle artık neredeyse 3'e inmişçesine o kantarın topuzunun kaçtığı durum olabilir. Gelelim efendim hadise. 3423 nolu hadis. Akhbarana Muhammed ibn Hasan ibn Halil. Bize Muhammed bin el-Hasan bin Halil haber verdi. Haddethena Ebu Kureyb. Bize Ebu Kureyb anlattı. Haddethena Zeyd ibn el-Hubabi. Bize Zeyd bin el-Hubab anlattı. Akhbarani Hüseyin ibn Vakid. Bize bana Hüseyin bin Vakid haber verdi. Haddetheni ibn Buraydata. Bana İbn-i Büreyde anlattı. An ebihi, o da babasından kâle dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki mâ dehaltul cennete, cennete girmedim ki veya ne vakit girdimse illa semi'tu haşhaşeten, illa bir haşhaşa, bir ses böyle ayak üzerinden çıkarılacak bir şey duydum. Fakultu, dedim ki men hâzâ, kim bu? Fakalu, dediler ki Bilalun, Bilal'dir. Thumma marartu bi kasrin muşeyyedin bedî'in. Sonra böyle görkemli, benzeri pek bulunmaz bir saraya uğradım. Fakultu, dedim ki limen hâzâl kasru, kimin bu saray? Kalu, dediler ki li raculin, bir adamın. Min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in ümmetinden bir adamın sarayı. Tabii önceki hadislerde de benzerinden hatırladığınız üzere bu kendisine görsel olarak yaşatılan rüya veya benzeri örnekler içerisinde. Kalu, dediler ki Muhammed'in ümmetinden bir adam için. Fakultu, ben de dedim ki ene Muhammedun, Muhammed benim. Limen hadal kasru, saray kimin? Kalu, dediler ki li raculin minel arabi, Araplardan bir adamın. Fakultu, dedim ki ene arabiyun, ben de Arap'ım. Limen hadel kasru, bu saray kimin? Belli ki Resulullah'ın beklentisi sanki kendisi için şeklinde. Kalu, dediler ki li Umar ibnil Hattabi, Ömer bin Hattab'ındır. Radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun. Şimdi böyle hadis şey kişiliklerle ucu açıldı mı oraya? Biz hemen böyle biraz dipnota, o yüzden gözüm kaydı hemen. فَقَالَ لِبِلَالٍ, bunun üzerine Bilal'e dedi ki, belli ki bir kombine, bir rüya bu. Bu kısmını görmüş. Biraz da o kısmıyla alakalı. Çünkü orası geçmiyor burada ama ya da birleştirildi bu hadis. فَقَالَ لِبِلَالٍ, bunun üzerine Bilal'e dedi ki بِمَ سَبَقْتَنِي اِلَى الْجَنَّةِ, cennete beni nasıl geçtin? Kale, dedi ki ma ahdathtu, ben abdest bozmam ki veya bozmadım ki illa tavaddatu, illa ki abdest aldım. Ve ma tavaddatu, abdest almam ki illa sallaytu, illa ki namaz kıldım. Ve kale li Umar ibnil Hattabi, dönüp Ömer'e de dedi ki, yani bu rüyasını anlattığı Ömer şeyde Bilal'le böyle konuşup Ömer radıyallahu anh'a da demiş ki لَوْلَا غَيْرَتُكَ, senin gayretini bilmesem, gayra kelimesi Arapçada Türkçedeki o kıskançlık anlamında kullanılıyor. Kişinin yani hanımlarını, çocuğunun çocuğunu sahiplenmesi, esirgemesi. Senin gayretini bilmesem لَدَخَلْتُ الْقَصْرَ, saraya girerdim demiş. فَقَالَ, o da demiş ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, lem akun li agara aleyka, yani sana karşı böyle bir hisse girmezdim. Gire bir bakaydın yani sarayda da neler var, nasıl bir ortam diye der gibidir. Fakat bu hadis ne Buhari'de var ne de Müslim'de var. Elbani de sahih dememiş, hasen notuna düşmüş hadiste ilgili olarak. Dolayısıyla çok fazla üzerinde durmadan, ağırlıklı yorum yapmadan, çünkü onu kaldıracak mecali yok isnadı açısından, geçiyoruz. Zikrul beyani, açıklayan bir hadis.
بأن المصطفى صلى الله عليه o bir önceki hadis de Bilal'le ilgiliydi bu şey yani onun kaynağı nerede var? Bakınız bir önceki hadis Bilal'le ilgili radıyallahu anh ve ayak sesi olan konu var orada tamamıyla abdest vesaire. O Buhari'de varmış. Yani onun isnadı sağlam. Ama bu Hazreti Ömer'le birleştirilmiş halinin isnadını İmam Buhari beğenmemiş. Orada artık hangi ravilerin sorunları varsa hatta İmam Müslim de beğenip almamış. Bizim İbn-i İbban'ın her zaman işte biraz kepçesi geniş. O alıp buraya koymuş. Ya zamanla alakalı olabilir mi? Yani daha sonra geldiği için İbn-i İbban daha çok belki kaynaklara ulaşmış olabilir mi? Yani... İsnat aynı ama. İsnat aynı. Yani İmam Buhari'nin beğenmediği, bilmediği bir isnada kavuştu. Bunun... İmam Buhari ile İmam İbn-i İbban'a yetişenlerin aynı kişiler mi? Bir kişi var arada. Yani İmam Buhari'nin hadisini İbn-i İbban bir hocasıyla alabiliyor. Bir hocası. İmam Buhari'nin hocası İbn-i İbban'ın hocası İmam Buhari'nin öğrencisi. Doğrudan kendisine yetişemiyor da arada bir kişi var. Evet. Dolayısıyla yani onun hiç bilmediği bir isnatla getirse bu hadisi, bu çok zor bir seçenek. Çünkü tedavüldeki hadisler dediğim gibi yani 2000, 3000, 4000 tekrarlarıyla birlikte, isnat tekrarlarıyla senet değişiyor. Tekrarlarıyla birlikte toplamda bu 20.000, bilemedin 30.000 olur. Senetler değişiyor, şahısların isimlerin her bir değişimini artık sayıyorsunuz. Bunları zaten hepsi derleyip topluyor yani. Bu bölgede, aşağıda Hicaz bölgesinde, yukarıda ta Afganistan'a kadar uzanan bölgede ve Afrika'nın derinliklerine kadar bir hadisçi, iyi bir hadisçi bu bölgeyi 20 yıllık ömrü içerisinde dolaşıyor. 20 yıl, 30 yıl. Sonra 50-60'ına gelince de çekiliyor kenarına ve artık öğrenci okutuyor. Varsayım olarak olabilir. Bir varsayım da bulunabilirsiniz. Onun görmediği bir isnat da gördü hadisi ve aldı diye. Ama bunu biz bugünden yoklayabiliyoruz. İbn-i İbban Buhari'nin görmediği bir isnat mıdır? İbn-i İbban hocam dediği kişiden hocasına bakınca İmam Buhari'nin zaten hocalar arasında yer alan. Yani o hocayı gitmiş görmüş, onun hadislerini almış. Dolayısıyla da bunu da biliyordur ama hatta hangi raviden ötürü almadığını bile kestirebiliriz. İşin teknik boyutuna girince buradaki sorunun kimden kaynaklandığını. Sıradaki hadisimiz zikrul beyani açıklayan bir hadis. Bi ennen Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kâle li Bilal'in Bilal'e dediğini. Lemma kâle lehu zâlike. O kendisine bu cevabı verince Bilal'e dediğini, ne dediğini, biha bununla mı dediğini ve savvaba kavlehu ve sözünü doğruladığını ifade eden hadis diyor İbn-i İbban. 3424. أخبرنا الحسين بن سفيان بزا أخبرنا الحسن بن سفيان بزا الحسن بن سفيان haber verdi. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بزا أبو بكر بن أبي شيبة anlattı. حدثني زيد بن الحباب bana زيد بن الحباب anlattı. حدثني حسين بن واقد bana حسين بن واقد anlattı. حدثني عبد الله بن بريدة bana Abdullah bin Bureyde anlattı. An ebihi, o da babasından. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin semi'a haşhaşaten emamehu, kendisinden önce, önünde ayak sesi duyduğunu fekale ve bunun üzerine şöyle dediğini. Men hâzâ, kim bu? Kalu, dediler ki Bilalun, Bilal'dir. فأخبره bunun üzerine o da ona dedi ki, haber verdi ona, Resulullah ona haber verdi. Rüyamda böyle gördüm, senin ayak sesini duydum. وقال ve ona sordu, بما سبقتني إلى الجنة, cennete beni nasıl geçtin? فقال o da dedi ki, يا رسول الله, ey Allah'ın Resulü,
Ma ahdathtu, ben abdest bozmam ki illa tevaddatu. Yani Bilal bundan emin değil aslında. Biz diğer hadisleri geçen hafta ne hatırlarsanız Resulullah ona hangi amelin en ümit verici onu söyle bana diye sordu. Evet. Yoksa burada bakarsanız cennete ben neyle geçtin? Bilal hemen bilmiş gibidir. Ben seni cennete şöyle yaparak geçtim. Bilal bilmez ki onu radıyallahu anh. Ama önceki rivayetteki soru biçimi daha doğru. Yani hangi amelin daha ümit verici? Sen ne yapıyorsun böyle deyince Bilal biraz düşünüp ya Resulullah ben yani abdest bozmam ki illaki abdest alırım. Bir de peşi sıra bir namaz kılarım diye o da kendi tahminiyle cevap veriyor. Dolayısıyla bize hadislerdeki lafız farklılıkları, anlatım farklılıkları ki bu ilk üç kuşağın kendi dilinde gerçekleşti. Öncesinden kelime kelime alınmış bir şey değil. Çünkü hafızalardan süzülüp geliyor. Kayıtlı değil. Bu farklılıklar üzerinden aslında ne olduğu kestirebiliriz. Dolayısıyla İmam Buhari hadisçiler bu farklı farklı rivayetleri verirken bunun zaruri olduğunu biliyorlar. Hani siz dinleyiciler olarak belki ya aynı hadis tekrar edip duruyor gibi düşünüyorsunuz ama öyle değil. Resmi doğru görmemize imkan veriyor. Sadece bu olsa beni cennete neyle geçtin? O da ben seni cennete böyle geçtim der gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil. Bir önceki hadiste, geçen hafta okuduğumuz hadiste Resulullah sabah namazından sonra, burada hiç yok öyle sabah namazından sonra falan. Bilal'e dedi ki ey Bilal bana en güzel amelini anlat. Haddithni bi arca amelin amiltahu indaka fil islami. İslam üzere olduğundan beridir. Bana en güzel amelini anlat. En güzel değil. Erca en çok sana ümit yani. Ümit veren. Yani biz hep amellerimizden ötürü ümit duyabiliriz. Hiçbir amelimizden ötürü tamam böyle bonus kazanmış gibi bunun karşılığı olacak. Öyle bir şey yok. Sadece ümidimizi besler. Hazreti İbrahim'deki gibi. Kabe'yi temellerini yükseltmiş. Rabbena teqabbel minna inneke entes. Allah'ım kabul buyur yakarışında bulunuyor. Böyle. O da öyle sormuş. Bak burada ifadeleri ne kadar güzel. Fe inni semi'tu leylete. Çünkü ben bu gece, bak burada rüya olduğu da gözüküyor. Haşfeten aleyke. Senin ayaklarının sesini duydum. Beyne yedeyye önümde fil cenneti. Dolayısıyla farklı tarikleri hadisçi illaki siz de olsaydınız verirdiniz. Kendinizi alamazsınız. O aynı olayla ilgili farklı gözlemcinin anlatımıdır. Ve çok değerlidir. Bir olay mahalline gidince görgü tanıklarını niye ayrı ayrı konuşturuyorlar? Aslında ne olduğu ya? Daha doğru kavuşabilmek için. Ayrıntılar işin anlaşılmasında böyle sağlar. Bazen ayrıntılar ehemmiyetli olur işin anlaşılmasında tabii. Dolayısıyla rivayet de olayla ilgili farklı kişilerin anlatımları olduğu için tekrar konusu bu işte mukadder. Ha İbn-i İbban ne yapmış? Bunu çaktırmadan bize yedirmiş. Peş peşe koymadığı için. Ama mecbur kaldığı böyle yerler de var işte mesela şu anda tekrar okuyoruz tabii. Biz bunu çalışırken İbn-i Mehmet Ali Hocam derdi ki ben eskiden derdim ki işte İbn-i İbban'da pek tekrar yoktur. Yani komple baştan sona okumadığı için azizim hepsindeki gibi o da tekrarlarla dolu diyordu yani. Çünkü dönüp kaç kere bunu gah edite ettik, gah yazmasından yazdık, gah hareket ettik, gah tahriç yaptık. Ya farklı kıyaslamaları yaptık. Tekrarın çok olduğunun farkındayız. Hadis malzemesi her yerde aynı. Hangi kitabı alırsanız alın. Dolayısıyla bu tekrarlar karşınızda. Gidin Müslim'i okuyun bundan sonra aynı hadisleri okuyacaksınız. Buhari okuyorsunuz öte taraftan aynı hadisleri okuyorsunuz. Ama bunları yan yana böyle koyup rafları da doldurup oradan bir resim çekip sonra da Allah'ın kitabı mı yoksa bu raflar dolusu kitap mı diyen adam işte demin söylediğim o alaylı ve alaycı aynı zamanda ve maalesef cahil. Halbuki o kütüphanenin birkaç katı büyüklüğünde kendi zevatının yazdığı kitapların kütüphanesi var. Kendi zevatı var ya yani Resulullah'a tek kelimelik açıklamayı şirk sayan ama kendisi ayetin canını okuyuncaya kadar açıklama yapan onların kitapları raflar dolusu. Peki bitirelim bu hadisi vaktimiz doldu çünkü.
İlla tevaddatu, illa ki abdest alırım. Ve la tevaddatu, abdest almam ki illa ra'aytu enne lillahi aleyye rekateyn. Abdest alınca Allah'ın benim üzerinde bir iki rekat namaz hakkı var diye düşünürüm. Burada içinden geçeni de ifade ediyor. Burada da bu farkı var. İlla ra'aytu enne lillahi aleyye rekateyn. Bu onun içine öyle geliyormuş. Yani Allah'ın şimdi benden bir iki rekat şeyi var. Abdestimi de aldım. Usallihima. Kılarım. Rekat da belli bak burada. Kale. Bunu diyen Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Biha dedi. Bununla mı? Yani hayranlığını ifade etti. Tasvip İbn-i İbban'ın deyişiyle hüsnü kabulle karşıladı. Doğruladı. Güzel bir davranış. Hocam İslam'da ayetler Resulullah'tan daha güzelini bu iddiayı da kullanıyoruz yani. İbadetin en güzel şekli Resulullah'ta biliyoruz diye. Burada demek ki Resulullah'ın da imrendiği bir ibadet var. Şimdi salat ve selam üzerine olsun. Allah'ın elçisinin örneklediği bir şeyin artık şeyini saymıyoruz. Yani onun bid'atını falan saymıyoruz. Örneğini yapmışsa. Resulullah namaz kılıyor ve nafile namaz da kılıyor. Ve nafile namazı mescide girdiğinde kılıyor, eve girdiğinde kılıyor. Biz bunları görüyoruz. Yani yaygın bir namaz şeyi var. Canı sıkıldığında kalkıyor, kılıyor. Bilal örneğinde abdese ilişkin her abdest örneğinde bir durum var ve Resulullah'ın uygulamasıyla yani şey değil, çatışık bir durum değil. Bir başka husus, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek figür olduğu için belli anlamda da kontrol ediliyor. Hatta Hazreti Ayşe diyor ki engelleniyor. O yüzden diyor hane içinde bazı böyle dışarıda yapmadığı, dışarıda diyelim daha fazla namaz kılacak olsa mesela onu vahiy denetliyor, yapma böyle, ümmet bunu senden görüp evet zorluk oluşmaya başlar. Dolayısıyla zorluk oluşmaması faktöründen ötürü aslında olmak istediğinden daha mutedil bir dini hayat sergilediğini düşünüyor Hazreti Ayşe. Onu hane içinden gören birisi bu. Dolayısıyla kimi Resulullah'ın görünürde kılmadığı, mesela ikindi sonrası namazda olduğu gibi. Evet. Hazreti Ayşe kılarmış Resulullah'ın vefatından sonra. Ya niye kılıyorsun? Biz Resulullah böyle namaz kılarken görmedik ikinden sonra. Dediğinde o bu düşüncesiyle cevap veriyor. Yani o size zorluk oluşmasın diye bundan imtina etti. Yoksa ona kalsaydı kılardı. Bunu sezgisel olarak söylüyor herhalde. Ama şu durumda Resulullah'ın duyduğu ve beğendiği bir ibadetle karşı karşıyayız artık. Yani biz sadece uyguladıklarını değil, beğendiklerini, hoş karşıladıklarını, sakıncasız bulduklarını hepsini sünnetin içerisinde görüyoruz. Meğer ki tersine karşı çıkmış olmasın. Mesela şeye karşı çıktı. Abdullah bin Amr'ın oruç evet, tutmasına karşı çıktı. Olmaz böyle dedi. Senin bedenin de senin üzerinde hakkı var. İşte ya Resulallah nasıl yapayım peki? İşte her aydan 3 gün tut, bütün seneyi oruçlu tutmuş olursun. Oo, o çok az, ben daha fazlasını yapabilirim. Böyle bir muhabbettir ki gidiyor aralarında. Peki, اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنَّ سِنَا وَقْتَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.